Eğer Amerika'da bir suç işlenirse ve suçlu bulunursa cezayı çekme noktasında Amerika'da mı çekiyoruz bu cezayı yoksa Türkiye'ye gönderilip Türkiye'de çekebiliyor muyuz? Tarzı bir soruyla gelmiş durumda. Ben şu cevabı verebilirim. Amerika'da eğer kişinin vatandaşlığının ne olduğunun önemi olmadan bir suç işliyorsa ve burada o suçu çekmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla siz Amerika'ya gezme amacıyla bile gelseniz ya da burada geçici vizeyle bile bulunabiliyorsanız burada bir suç işlediğinizde buradaki mahkemede yargılanırsınız ve buradaki mahkemenin yargılanma sonucu suçlu bulunursanız ve bir ceza yatmanız gerekirse bunu Amerika'da yapmak zorundasınız. Fakat şöyle bir örnek verebilirim. Tabii bazı suçlular olmakta tabi hiç kimsenin istemeyeceği çok kötü olayların içine girmiş olabilirler ve uzun yıllar yatmak zorunda kalabilirler. Ve bu uzun yılları yatarken kendileri tabii ki e, taleplerde bulunabileceklerdir. Kendilerinin yani mahkeme sonrası ve burada e, cezayı çekecekleri süreçte e, çok da kolay olmasa bile ülkesinde e, yatmaya devam etmesini talebini yapabilir. Bu talebin e, kabul edilmek zorunda değil ama bu talebi yapabileceği merciler oluyor. E, kaldığı cezaevi üzerinden ve dolayısıyla o kurul sonucu buna izin verilirse evet e, o zaman Transferi yapılabilir. Yoksa genelde öyle transferler yapılmıyor. Ama genelde ne tür sorunlar olabiliyor ya da durumlar oluyor suçların transferi için. Farz edelim kişi Türkiye'den geliyor buraya ve Türkiye'de bir suç işlemiş oluyor, kaçıyor o suçtan ve geliyor Amerika'da bulunuyor. Tamam mı? Bu çok yaygın olan örnek diyebilirim. İlla Türkiye değil, başka ülkelerde de işleyip gelmiş olabilir kişiler ve bu sefer diyelim Türkiye'deki e, mahkeme kararı sonucu bu kişinin hala ceza yatması gerekiyorsa o zaman bu kişilerin iste, bu kişiler iste, istenmeye başlanır. Ve dolayısıyla Türkiye'deki kurumlar bunu Amerika'daki kurumlara iletir ve Amerika'daki kurumlarda bu kişiyi gözaltına alırlar ve hakim karşısına çıkarırlar. Düşün Türkiye, Amerika'da suçu işlememiş bile olsa hakim karşısına çıkar ve hakime neden e, bu Amerika'da kalması ya da Türkiye'ye suçunun geri kalan kısmı tamamlanmaması için gönderilmemesi gerektiği için bir talepte bulunur. Burada Fakat buradaki mahkeme o kişiyi biz geri gönderelim mi göndermeyelim mi kararını verir. Eğer geri gönderelim kararını verirse o zaman kişiyi transfer edilmesine karar çıkarır ve kişi buradan Türkiye'ye geri gönderilip Türkiye'de işlediği suçun cezasını yapmak için geri gönderilir. Bu da ülkeler arası suçlu iadeleriyle ilgili olan anlaşmalara bağlıdır. Dolayısıyla buradaki durum bu olacaktır. Yoksa çok uzun yıllar kişi Amerika'da yatmayla karşı karşıya değilse o zaman Amerika'daki işlediği suçun cezasını Amerika'da çekiyor olacak.